Avukat Onur Cingil karşımızda. Sayın Cingil merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Umuyorum ki sizler de iyisiniz. Öncelikle şuradan başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Eren Erdem'le ilgili bir hak ihlali kararı var, bir de tazminat boyutu var. Ama bu hak ihlali kararı tam olarak neyi kapsıyor? Anayasa Mahkemesi Eren Erdem'in tırnak içinde soralım, nerede hakkının yendiğine karar verdi özetle? Biz geçtiğimiz yılın Mart ayında çok kapsamlı bir başvuruda bulunmuştuk. Süreci siz de çok yakından takip ettiniz. Kamuoyu da yakından takip etti. Eren Erdem 490 gün haksız bir şekilde tutuklu kaldı. Ve bu tutukluluk sürecinde de işte cezaevinde işte geri geldi. Orada muamelelerle ilgili başvurularda bulundu. Kötü muamelelerle ilgili bir inanç talebinde Alevi dilse görüşme talebi reddedildi. Milletvekilleriyle yeri geldi görüştürülmedi. Eşinin pasaportuna haksız bir şekilde tahtit konuldu. Bu ve buna benzer birçok konu ve en nihayetinde bir gazeteci olarak yaptığı haberler, hatta sorumlu bile olmadığı haberler, çünkü genel yayın yönetmeniydi. Bundan dolayı da ifade özgürlüğü kapsamında da başvuruda bulunduk. Bu kapsamlı başvurumuzda tutukluluğunun haksız olduğuna dair noktada kabul edilebilirlik kararı verdi Anayasa Mahkemesi ve 30 bin TL'de bir tazminata hükmetti. Bu karar şu an şu şekilde çok önemli. Birkaç satır başı söyleyeceğim. Anayasa Mahkemesi diyor ki bu 2014'teki bir gazetede çıkan haberler ve 2016'da başlayan bir soruşturma, milletvekiliyken kanun değişmiş, sen bu konuyla ilgili Eren Erdem'le ilgili gerekli hukuki başvurulara bulunabilirdin, işte tutuklamadır ya da yurt dışı çıkış yasağıdır ya da buna benzer. 2 sene beklemiş diyor savcı için, savcı ve mahkeme için. 2 senenin sonunda milletvekilliğini kaybettikten sonra, yani milletvekili listesinde olmadıktan, milletvekili olmadıktan sonra 2 senenin sonrasında yurt dışı çıkış yasağı koymasından ve bunun olmaması gerektiğinden, böyle bir bu tedbiri konulacak herhangi bir gereklilik olmadığından kararda bahsediyor. Kaldı ki havalimanına o gün havalimanına gittiğinden, yani kaçma şüphesinden bahsedilen bir insan için havalimanına gidilemeyeceğinden, eşi ve çocuğuyla gittiğinden, çok ayrıntılara bu tutuklulukla ilgili aslında girilmiş. Bu anlamda doğru noktaları bu. İşte ilk bırakın tahliye olup tutuklanması, 7 Ocak 2019 tarihindeki bırakalım onu, ilk tutuklanma, yani 29 Haziran 2018 yılındaki ilk tutuklanma, 490 günün ilk gününü dahi tutuklamaması gerektiğini söylüyor. Bu bugün için Eren Erdem kararla beraber tahliye edildi. Yani tahliye olma sebebi verilen hükümle beraberdi. Pardon, hüküm verildi. Daha sonradan İstinaf Mahkemesi'nde verilen kararla tahliye oldu. Şu anda olsa Yargıtay'da. Bu anlamda baktığımızda 490 gün bir kişinin, eski bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi'nin 490 gün haksız bir şekilde tutuklandığı bugün tescil edilmiş durumda. Ve bu karar aslında bir pardon kararı. Yani biz savcı siz 490 gün boşu boşuna tuttu diyor, Anayasa Mahkemesi tespit etti. Bu anlamda Türkiye'deki hukuk sistemini tekrardan tartıştıracak bir aslında karar. 30 bin TL tazminat, düşünebiliyor musunuz? 490 gün bir gazeteci, yazar ve eski milletvekili haksız yere de tutuklandığının altını çizerek bunu tespit ediyorlar. Ama 30 bin TL gibi bir tazminat veriyorlar ki bu da aslında eleştirilebilecek bir nokta. Çok komik bir rakam. Esasen bu dosyadaki diğer taleplerimizin de kabul edilmesi gerekli miydi? Evet, bunlarla ilgili esasa giremiyor Anayasa Mahkemesi, çünkü Yargıtay'da dosya var. Bu sebepten aslında bu noktalara girmedi. İfade özgürlüğü gibi, din ve vicdan özgürlüğü gibi. Yoksa bu karar şunu gösterdi. Yeterli olmasa da daha dosyayla ilgili mesela gizli tanığı daha çok irdelenmesi gereken bir noktaydı. Kararda gizli tanıktan gizli tanık diye bahsediyor ama kamuoyu da bazen unutabiliyor. Gizli tanık aynı zamanda bu dosyanın normal tanığı ve aynı zamanda sanıktı. Gizli tanık denilen kişi sanık olarak da ceza aldı. Yine Eren Erdem'in
aleyhine konuşan başka bir kişi de sanık olarak yargılandı ve ceza aldı. Bunun önemini şundan söylüyorum. Bir dosya düşünün ki Eren Erdem'e husumet besleyen herkesin ona biz eski Türkçeyle atfü cürüm dediğimiz yani suçtan kurtulmak için suçlama noktasına geldi ve bugün Yargıtay'da olan dosyadaki karar sadece onların beyanlarıyla kuruldu. Gizli tanığın ilk celsedeki cümlelerini ben her zaman hatırlatıyorum. Bunu Türkiye'de, Eren Erdem için değil, Türkiye'deki tüm yargılamalar için anlatıyorum. Gizli tanık garabetini. Biz bunlara gizli tanıdık diyoruz bu arada. Gizli tanık değil bunlar. Ya bunlar birilerinin tanıdığı oluyor. Bizim dosyamızda olduğu gibi. Savcıya gizli tanığın bizzat bir gazeteci tarafından götürüldüğünü gizli tanık kendisi itiraf etti. Hatta bir bakanın bu yönde aracı olduğunu söyledi. Bu ifadeyi alan Cumhuriyet Başsavcı Vekili daha sonradan Hakimler Savcılar Kurulu sekreteri oldu. Yani Eren Erdem dosyasında karar veren hakimler dosyada hülleli bir şekilde ifade alan savcının atamasıyla ya da bir gün onun yorumuyla onun üstünde bir kişi haline geldi bu dosyanın savcısı. HSK Genel Sekreteri olarak. Bu kadar garip bir durumda. O yüzden gizli tanık müessesesinin yeniden tartışılması, dosyanın yeniden tartışılması gerekiyor. Ve bu kararın bir anlamı da şu, çok ciddi hak ihlalinin altını çiziyor Anayasa Mahkemesi. Ve bu ihlal şunu gösteriyor. Bu dosya şartlı bakılmış. Bu dosya hukuki bakılmamış. Ve bu dosyada daha çok fazla ihlal var. O yüzden Yargıtay'da bu dosyanın derhal bozulmasını bekliyoruz. Bu karardan sonra, Anayasa Mahkemesi bu kararından sonra daha da şiddetle bekliyoruz. Hiç tutuklanmaması gerekirdi denilen bir dosyada bir kişi 490 gün tutuluyorsa eğer, bu dosyada bizim Yargıtay'daki iddialarımızın da doğruluğunun ortaya konuldu ve bu dosya hukuki bakılmadığı, birçok ihlalin daha olduğu da ortaya konuldu. Sayın Cingil, iki kısa soru, son 5 dakikamız kaldı. Bir, Eren Erdem için yargı süreci bu kararla birlikte nihayete ermiş midir, tamamlanmış mıdır yoksa başka başvuru süreçleri olacak mıdır? İlk soru bu. İkincisi, bu kararın, bu tazminat kararının başka dosyaları da etkilemesini, en azından emsal sayılabilmesini bekleyebilir miyiz bu konuda? İlk sorunuza şöyle cevap vereyim. Dediğim gibi bizim sürecimiz dosyanın esası açısından Yargıtay'da hukuki mücadelemiz bitmedi. Biz asıl geleceğimiz nokta, herkes bunu görecek. Yargıtay'da bu dosyanın bozulduğunu hep beraber göreceğiz. Buna inancımız tam. Öyle olduğunda biliyorsunuz eğer onanırsa 10 ay daha, yaklaşık 10 ay daha bir cezaevinde geçireceği süre var ama bunu beklemiyoruz açıkçası. Çünkü haklıyız. Bu zamana kadar koyduklarımızda hep bunu gördük. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin kararı süreci bitirmedi. Hatta ben daha bir şey söyleyeyim. Savcının ve mahkemenin tutuklamadaki aslında bu kadar lehe delil varken, diğer tedbirler de işe yarayacakken, tutuklama tedbirinin net bir şekilde Anayasa Mahkemesi tarafından eleştirilmesi şunu gösterdi ki, bu tutuklama kararını veren hakim ve savcılar da aslında görevlerini kötüye kullandılar ve bununla ilgili de hukuki mücadeleyi en yakın zamanda başlatmayı düşünüyoruz. Şu an açıkçası bir beyin fırtınası yapma durumundayız. Diğer konuya gelince, emsal olur mu? Elbette emsal olur. Demirtaş kararı da çok önemli bir karar. O da emsal olur. Burada hani gerçeğin, doğrunun er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır diye bir söz vardır ya. Evet. Böyle bir hukuk sistemi içerisinde bile doğrular er ya da geç birileri tarafından imza altına alınmak zorunda kalınıyor. Bizim kararımızda geçmişte Eren Erdem'in durumundaki tutuklamaları, birkaç dosyada tutuklamaları Anayasa Mahkemesi'nin reddettiğine ilişkin bir atıf var. Yani bu tutuklamalarla ilgili AYM başvurusunu reddettiklerine dair. Ama Eren Erdem dosyasında benzer şekilde uzun tutuklulukta bulunan Eren Erdem'le ilgili talebimiz kabul edildi. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de hukuk sistemine bu karar emsal olacak ve birçok belki de kararda atıfta bulunan bir karar olacağını göreceğiz. Sayın Cingil, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.